Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz değer. Evinizin neşesi, güler yüzünüz, Bülent'iniz geldi kaliteli arkadaşlarım. Bugün de sizinle beraber çarşaf böreği yapacağız. Aman ya Rabbim, dattan mattan şöylesine yiyemeyeceğiz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz değer. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz hasta gibi, kusuruma bakmayın böyle değil mi teyze? Bülent bugün hasta, evet arkadaşlar, çok hastaydı. Şöyle yapayım teyze. Teyze, bir kilo unum var. Bir kilo unu koyuyorum içine. Aynen. Heh. Bir kilo unumuzu koyduk içine. Bir kilo un. Ondan sonra 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Ondan sonra bir çorba kaşığı da tuzumuz var teyze. Aynen. Çarşaf böreği yapacak. Bugün kolumdan hasta gibiyim de bundan yoğurmayayım dedim. Akaliteli arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz Beyya. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle kapatayım teyze. Evet. Ondan sonra şu bir kere şöyle hamurunu yedirelim, biliyor musun? Hadi yavrum değilim. Dedik. Dedik. Ondan sonra şimdi suyunu koyacağız, biliyor musun? Maya falan yok teyze. Mayasız. Ha, mayasız. Mayasız yapıyoruz, evet. Maya falan yok. Maya falan yok teyze, hoş. Gel göster. Maşallah, bak yoğurdu bizim gene. Allah'ım, maşallah. Gördün mü? Arkadaşlar bu kesinlikle güzel yoğurması lazım. Çarşaf böreği ne kadar güzel yoğurursa çarşaf böreğimiz o kadar güzel olur kaliteli arkadaşlarım. Biraz daha un ekleyeyim mi ben buna teyze? Valla bilmiyorum ki Bülent. Sen kendin bilirsin. Dur bakayım, ben şunu bir kapatayım. Hamurum benim cıvık mı oldu, ona bakayım. İyi gibi. İyi gibi, evet. İyi gibi ama ben bunu un ekleyeceğim. Sen çekip oldu mu teyze? Tamam. Yoğurulsun bari. Arkadaşlar yoğuruyoruz. Tamam Bülent'ciğim. Çarşaf böreği yapıyoruz arkadaşlar. Çarşaf böreği yiyeceğiz. Yapanlara afiyet olsun diyorum. Maşallah maşallah, güzel yoğurt. Hadi bakalım. Bülent nerede kaldın? Geldim Beyzo. Hadi bakalım. Ben bunun içine az bir şey daha un koyacağım. Hani biraz çok olsun, az geldi bana onu. Aynen öyle. Dediğim gibi. Ay korktum ya. Vallahi bozuldu sandım. Ne derdi karşı güle? Vallahi elimize yoğurmaya başlayacak. Zaten eline yoğurmadığı şey değil zaten. Yoğuruyorsun da. Gördün mü? Hadi yoğur bakalım. Diye. Yoğuruyorum. Sen biraz daha zeytinyağı koyayım. Hani un ekledim ya ben. Aynen. Azıcık un eklediği için zeytinyağı koyuyorsun. Tamam. Siz koymayın arkadaşlar. Ben ölçümle yapın. Oldu mu teyze? Aynen, ölçüyle yapın. Biz biraz kalabalık olduğumuz için fazla yapıyoruz. Ben size ölçüsünü verdim. Ölçünün dışına çıkmasınlar değil mi Bülent'ciğim? Çıkmasın, hayır. Gördün mü? Öz oluyor. Güzel de yoğuruyor maşallah. Senin kadar yoğurmuyor ama. Sen daha güzel yoğuruyorsun. Ben de neyi yoğuruyor? Yok, sen daha güzel yoğuruyorsun. Yaparak yoğuruyorsun ya. O çok da öz özü şimdi. Bülent'ciğim bugün çok hastalı o yüzden. Öz özü şeye bak. Yeter bunu yumuşakla. Yerinde durmaya basana. Maşallah. Güzelce öz işi, gördün mü? Aynen öyle. Maşallah kendini hareket halinde. Hareket halinde o bu. Maşallah, hareketli hareket. Nerede hareket diyor, orada bereket diyor Bülent.
Öyle değil dedim arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Yoğurunca güzel oluyor teyze. Aynen, tabii ki. Ne kadar yoğursan o kadar güzel oluyor. O yüzden sürüyor bir de. Teyze. Efendim? Ben yağımı eriteceğim. Tamam. Bir paket terem yağı kullanıyorum ben. Terem yağı kullanıyorsun. Terem yağı ile eşit yağ. Aynen. Şurada şöyle dursun. Bunları açarken kullanacağız, biliyor musun teyze? Tamam. Heh. Ondan sonra koyuya koysun, çöpümüzü şuraya koyalım. Gördün. Aynen. Eritiyorsun değil mi onu sen? Erit ya. Ondan sonra az bir şey de tereyağı koyayım. Tereyağı tak vereyim. Tabii tabii. Tereyağı koyunca da her şeyin tadı farklı. Doğru konuşuyoruz. Ben bugün bunu koyun peynirli yapayım mı? Yapması istiyorsan. Hadi. Ay tulum peyniriyle. Evet. Ay çok güzel olur valla. Tulum peynirlerine baksana. Hangisi? Maşallah. Altta altlar mı yoksa? Ben. Ha var. Yine karışıyor yapıyordum. Dolaptan çıkardım diyor. Aynen. Sıcağı sıcağına hepsi bak. Hazır bir şekilde. Aman yerebbim dattan mattan şöylesine. Yemeyeceğiz. 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 Bu bakan netti bu devre. Ah Bülent, yemin ediyorum ben de bilmiyorum. Burada. Aman Allah'ım, bugün nedir Eyaz? Aşık bu çarşaf böreği. Çarşaf böreği yapacağız. Güzel güzel yiyeceğiz. Oo, hamur da bayağı öz oldu. Oo, baksanıza arkadaşlar. Maşallah. Şöyle bakalım. Gözünden, gözümden düşen düşene, başımı öksüzlere uğratma be annem. Gözümden, gönlümden düşen düşene, öksüz hayatım hastatma benim. Bunu alıp da geliyorum. Evet, aşkı devleti konuşma, sen geliyorum be. Evet arkadaşlar, şimdi biz çarşaf böreği yapacağız. Bülent'ciğim şimdi yağını koydu. Tereyağını koydu. Onu bekliyoruz. Ondan sonracığıma tulum peynirimizi de çıkarttık. Arkasından size sürpriz işte arkadaşlar. Bülent'in el becerisi çok mükemmel olduğu için elinden tattan mattan yiyemeyeceğiz. Özdağım, tezgahım temiz biliyorsun. Evet. Zaten ilk kalktığın zaman tezgah çamaşır suyuyla falan siliyor arkadaşlar. Ondan sonra tekrar deterjan yapıp tekrar kuruluyor işte. Ne yapacağım? Vallahi. Çok. Bu temizlik yüzünden hastalanıyor arkadaşlar. Hamur özde oldu bak. Aha, maşallah çok güzel oldu Bülent. Onu da özlüymüş gerçekten. Kaliteli un kullanıyorsun sen ya. Çarşaf böreğimi nasıl bir pozisyon alalım biliyor musun? Büyük mi yapacaksın Bülent? Özleri biraz büyük yapacağım. Tamam. Mayasız yapıyoruz, evet, arkadaşlar. Mayasız. Bak teyze. Gel. Tamam. Bir. Evet, bir yaptık.
Beş bözü çıkarabilir miyiz? Beş bözü mü? Çıkartırsın herhalde ya. 3-4 rahat çıkartar herhalde. Ha, çıkar. Çıkar. Altta mı çıkacak? Ne yapacak? Hamurumuzu dinlendireceğiz bile teyze, biliyorsun. Tabii. Dinlenmeyince. Her şey dinlendiği zaman daha güzel oluyor değil mi Bülent? Her şeyin dinlenmesi. Bülent'ciğim, şarkı falan söylerdin ama sen şey... Hamur... Rahatsız gibi yapıyorum. Bugün arkadaşlar, evet. Bugün çok bugün rahatsızdı. Rahatsız gibi. Ak kaliteli arkadaşlarım. Bugün çarşaf böreği yapıyan. Bakayım, çarşaf mı olacak? Çarşaf bölünmeyecek mi? Neyle olacak çarşaf böreği? Devamlı yaparım, değil mi? Vallahi şey, aslında hastaydı. Dedi ki, ben dedi, benim dedi, takipçilerim beni beklemesin. Hasta da olsam yapacağım dedi. Gerçekten. Dün akşam sarom yedim. Aynen. Dün akşam sarom yedim. Saat 5'te gittik tam. Artık arkadaşlar üşütmüş biraz Bülent'ciğim. Grip olmuş. Biraz da tabii ki o kadar temizlik yaparsa ne olur? Ne olacak işte o kadar temizlik? Yani sil 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 sil. Teyze, şunu şöyle. Zeytinyağı koydum değil mi tabağına? Zeytinyağı koydum. Şöyle bastırıyoruz. Ondan sonra şöyle koyacağız teyze. Şöyle aynen. Bastırıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Şöyle bastırıyoruz teyze. Aynen. Şöyle koyuyoruz tezgahımızın üstüne. Şöyle bastırıyoruz zeytinyağımıza. Tezgahımızın üstüne. Şunu da şöyle bastırıyoruz. Koyuyoruz tezgahımıza. Aynen, aynen, aynen. Allah'ım azadı ve yedirmeyi nasip etsin. Azadıyla yemeyince olmaz. Aynen. Ondan sonra ben bunu açık ipine kullanacağım. Şu kadar yapıp da teyze. Ondan sonra yağı bir şekilde süreceğim. Ondan sonra tereyağı sürüyeceğim. Anne bize şey dokunuyor biliyor musun? Katı yağ mı? Katı yağ. Katı yağ dokunuyor, ben evet. Açayım. Elim gibi. Abi, o da soğuyor olsun biliyor musun? Bu da açılır zaten. Aynen. Şöyle tabak büyüklükte açıyoruz teyze. Görüyorsun. Hepsini böyle yapacaksın Bülent. Ondan sonra gireceğim şuraya. Şunun içine şöyle alıvereceğim hemen. Almadın önce şöyle altında yağlayayım ben. Tabii. Kırpışmasın teyze. Aynen. Gördün mü teyze? Aynen Bülent. Eline sağlık gerçekten teyzem. Vallahi hassasla. Sana da yaptırıyoruz şöyle ama. Şöyle elimizi yağbalıyoruz. Zeytinyağından da açılı arkadaşlar. Biraz sonra da aralarına şey katı süreceğim. Sana yağ katı, anladın mı? Sana yağıyla tereyağını karıştırdı ya arkadaşlar. Onu süreceğim. Terem yağı yani. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Ben şimdi açayım dedim. Hamur dinlenme olsun biraz şöyle. Gördün mü teyze? Aynen. Birkaç dakika bekleyecek Bülent. Ya bunu yarım saat beklerseniz daha rahat açılır kaliteli arkadaşlara. Yani anladın bu şekil yağladıktan sonra. Tamam. Yumuşasın teyze iyice. Tabii tabii. Ben aynen. Ben masama örtümü sereceğim. Benim börek örtüm var biliyorsun. Biliyorum. Onu sereceğim. Çarşaf. Adı üstünde çarşaf. Neden yaptığımı sormazlar. Çünkü adı üstünde. Çarşaf böreği. Çarşaf böreği teyze. Aynen öyle. Çarşaf böreği. Tabii ki. Adı üstünde çarşafından açacağız. Ben bugün koyun deri peyniri var ya, koyunun deri peyniri. Aynen. Onu kullanacağım. Aşkım teyze. Bekleyin. Ay, ben çok severim. Ben çok severim. Gördün mü teyze? Aynen. Aman yarabbim. Şart olsun daktanmaktan. Yemeyeceğiz, yemeyeceğiz. Bak da hala hamur biraz da şey yapsın, nasıl açıldığını fark ediyor mu teyze? Aynen Bülent, maşallah. Ama bunun püf noktası hamuru güzel yoğurmamız lazım. Teyze. Aynen, aynen, aynen. Hamuru güzel yoğurmamız lazım ki bize işkence çektirmesin sonra. Tabii ki, doğru konuşuyorsun. Ama dedim oğlumdan dedim yoğuramazsam dedim ki fazla olur benim çarşaf böreğim dedim. Bu da benim şefi aldı. Allah utandırmaz, sen korkma. Üşeni yiyen o onda yıkamasına. Vallahi. Bulaşık etmemeye çalışacağım mutfağımda. Görürsünüz agariteli arkadaşlar. Bülent aslında öbür taraf daha çok şey bulaşık oluyor ama bu işte hani. Ben bilmem, biz böyle alışmışız. Aynen aynen. Ben bilmem, ben böyle alıştığım için.
Böyle de yağından şöyle koydum teyze. Evet. Şunu da şöyle üstüne atayım. Maşallah. Biraz sonra daha yağlayacağım, tamam? Aynen. Heh. Ondan sonra bunları... Biraz dinlenecek. Yarım saat mi dinlenecek? Tamam. Bunların üstü kurumaması için, yani üstünün örteceği şimdi. Şöyle elimi yıkayayım ben teyze. Şurayı da temizleyeyim. Heh. Şöyle. Hadi kızım dedi. Bunu da kapattık altını. Biraz sonra yine yağlayacağız teyze. Tamam. Ben öyleyse tezgahımı silmeyeyim. Tabii silme. Yağlı, yine yağlı. Aynen. Bülent o sıcak sıcak koymasın değil mi? Biraz soğuyacak herhalde. Önce işte. Oda sıcaklığında yoğdu. Oda sıcaklığında olsa daha güzel oldu. Aynen aynen aynen. Oda sıcaklığında yoğdu teyze. Olsun. Teyze, ya şurası yağsız. Aynı bu şekilde benim temiz örtüm var. Ne diyorduk biz? Çarşaf böreği gibi sereceğiz değil mi? Biraz üstünü örteceksin herhalde biraz. Kabuklaşmasın diye teyze. Üstünü örteceksin. Ondan sonra bunları böyle Bülent Bey kirledim falan dersiniz ya ben bunları yıkayayım böyle kullanayım. Tabii ki yıkıyor. Gördünüz mü? Bu üstü kabuklaşmaması. Şunu da balkona kaldırıyor. Soğusun. Biraz soğusun. Hemen şey yapacağım. Size döneceğim diyorsun. Hemen döneceğim. Evet arkadaşlarım biraz yağını çeksin tekrardan. Yağından yağlayacağım teyze. Püf püf noktaları, sebedum noktaları yaparsın. Çok şahane. Çarşaf böreği elde edersiniz kalitin arkadaşlarım. Çok enfes ol. Aman yarabbim. Datta matta şöylesi de yiyemeyiz. He? Hemen dönelim teyze. Gel şunu da göster. Tamam gösterelim. Bak yapışma falan yok görüyorsun. Aynen kat kat. Kat kat gördün mü? Maşallah. Şimdi bunu açıklayacağız. Hemen dönelim. Evet arkadaşlar şimdi de başladın mı? Başladım. Evet arkadaşlar teyze yeniden yağ süreceğiz anladın mı? Evet. Açılması için bu şunu şöyle koyayım da ya olduysa çarşafları da serdik değil mi Ayşe? Evet çarşafları serdik. Ha. Ondan sonra teyze bir tek bir tek alıyoruz. Bak yapışma yok görüyor musun? Biraz önce kızarttığımız tereyağıyla tereyağı değil mi Bülent? Onları üstüne süreceğiz. Tekrardan üstüne yağlıyoruz teyze hoş. Aynen. Ha. Bir de bunu da böyle 15 dakika bekledim böreğimizi açacağız anladın mı? Yani toplam yarım saat oluyor değil mi Bülent? Toplam yarım saat oluyor. Ondan sonra şunu da şöyle yaptık mı? Şu tarafı aldık mı? Üstüne süreyim. Maşallah mayalamur gibi de kabarmış. Yağ var yağ. Maşallah. Vardı diye bak anne. Aynen. Bu iki. Ondan sonra şu üç teyze. Gördün mü? Yıkmamaya özen göstereceğiz tabii ki. Şunu da şöyle koyduk üstüne. Gördün mü teyze? Aynen çok güzel oldu. Vallahi maşallah. Bunun üstünü aldık mı? Aldık. Yok. Hadi yavrum şişi be. Pişiver. Karnıma düşüver diyorsun. Daha düşüver yavru. Ondan sonra mis gibi oldu valla. Şunları aldık teyze. Burada açacağız tekrardan. Yapışmamasını önleyeceğiz tabii ki biliyorsun. Aynen. Sen de yapar mısın değil mi bundan çok? Ben mayalısını yapıyorum genelde. Garibik tarafında oradan öğrendim. Evet ya. Oradan. Tabii herkes ki oradan. Yapar değil mi orada da bek becerik. Ama annem de yaptı. Annem de yapardı rahmet dedesi. Yala. Annem de çok yapardı. Teyze şu yağı da açmaya kullanacaksın anladın mı? Tamam tamam. Bu da böyle bir 15 dakika daha dinlensin. Ondan sonra çarşaf böreklerimi açacağım. Tamam. Şöyle elimi ıspanaklı yapabilirler, kıymalı yapabilirler. Patatesli. Nasıl tercih ederlerse. Heh. Aynen. 15 dakika daha dinlensin. Hemen ama hemen döneceğiz size. Katil arkadaşlarım. Heh. Yine üstünü örtüyoruz. Yine üstünü örttük. Havalansın, şişmesin, pişmesin. Aman yarabbim kaliteli arkadaşım. İçine ne kattım diyeyim mi? Ondan sonra 1 kilo un. Ondan sonra aldığı kadar su katın da. Ben 3 bardak kullandım ama siz aldığı kadar katın. Cıvık hamurlarsınız, katamurlarsınız. O sizin zevkinize kalmış. Ona çok dikkat edin galiba arkadaşlarım. Bir yemek kaşığı da tuz koydum. Ondan sonra böyle... 3 yemek kaşığı. İçine 3-4 yemek kaşığı da zeytinyağı koydum. Hamurunu unlayabildiğim. Böyle de oluyor kaliteli arkadaşlarım. İçi içinde ben peynir kullanacağım. Ondan sonra koyun peyniri deriz biz. Benim içinde aldığım fırın peynir. Onu kullanacağım kaliteli arkadaşlarım. Dattan mattan yiyemiyoruz. Hadi teyze. Hadi bakalım kolay gelsin. Evet arkadaşlarım, ona hamurlarımız dinlendi. Ondan sonra bunları böyle yapışmadan alıyoruz teyze.
Evet. Tam böyle koyuyoruz teyze. Evet Bülent. Gördün mü? Evet. Böyle çeke geleceğiz. Bakalım gelebiliyoruz mu? Gördün mü? Evet. Çok güzel yapıyorsun maşallah. Böyle çeke çeke. Ondan sonra uçlarından kalın yerlere gitmesi için. Biliyor musun teyze? Evet. Uçlarından kaliteli arkadaşlarım. Aynı bu şekilde açıp geliyor. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hadi bakalım. Hadi. Sandalyelerimi aldı. Bak yırtıldı, gördün mü? Yırtılsın. Bir şey olmaz. Yırtılsın, bir şey olmaz. Gördün mü teyze? Maşallah, maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Çıta çıtır olur, çok güzel olur. Çok güzel, mayasız ya. Hı-hı. Çok güzel oldu teyze, mayasız olduğu için. Çok güzel oldu. Bir dakika teyze, bir dakika kapatalım. Kapatalım mı? Yok, ondan değil. Şu tarafa döneceğim. Evet arkadaşlar, aynı bu şekilde geliyoruz teyze, görüyorsunuz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Evet. Bugün de kaliteli arkadaşlarım ha? Çarşaf böreği yapıyoruz. Çarşaf böreği. Çarşaf. Matta. Yemeyeceğiz. O şart olsun yiyemeyiz. Vallahi yemeyiz. Ben közüleri biraz buçuk aldım biliyor musun teyze? Buçuk açacağım için. Aynı mandalina gibi değil mi? Evet. Maşallah. Değilim, ha, yani o büyüklüklerde. Korkma, yırtılsın arkadaşlar. Yırtırınca içine giriyor. Hiç kendinizi korkutmanıza gerek yok. Gerek yok kaliteli arkadaşlarım. Aynı bu şekilde gidiyoruz Bağdat'a doğru. Nerede kalın yer varsa asılacaksınız. Nerede kalın yer varsa asıl babam asıl. Epey büyüttük değil mi? Büyüdü maşallah. Maşallah maşallah. Peynirim nerede? O ne güzel oldu bak. Şuradan başlayayım ben teyze. Şöyle yolda şuradan başlayan yırtıldı ya. Şöyle gidiyoruz teyze. Gördün mü? Aynen aynen. Yırtık yerlerinden bulmayan da tam biraz şeyinden buydum. Hani aynen. Gördün mü teyze? Aynen. Tulum peyniri değil mi? Biraz sadece tulum peyniri. Koyun peyniri. Ben bunu kullandım. Siz isterseniz kıyma da kullanamıyorsunuz değil mi teyze? İyi kıyma kullansınlar değil mi? Bu böyle içinde ıspanak. Aşağı gibi eriyecek şimdi bunu. Şöyle yaptık, gördün mü teyze? Aynen öyle. Çarşaf. Evet arkadaşlar, bunu bu şekilde yapıyoruz teyze, gördün mü? Aynen. Bakın. Aşağı düşmeyelim de. Gördün mü teyze? Aynen maşallah, güzel oldu vallahi. Vallahi güzel oldu. Aynen ben öyle. Şöyle yapıyorum teyze, hoş. Ondan sonra şöyle. Maşallah maşallah. Subhanallah. Gördün mü? Güzel oldu vallahi, eline sağlık. Böyle yapıp tepsiye döşeyeceksin şimdi. Ay aynen. Tepsin nerede? Tepsime döşeyin ya. Aman ya Rabbim, datta matta. Yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz kız biz. Ay maşallah. Ay. Aşıgül abla tattan mattan giymeyeceğiz Aşıgül abla. Evet. Bunu da böyle yaptık şöyle. Dokunuvereceğiz. Bak nasıl oldu, gördün mü? Evet arkadaşlar, aynı bu şekilde yaptık. Gördün teyze. Evet gördüm. Şöyle alacağız tepsimizi. Maşallah maşallah. Ondan sonra şimdi. İkinci. İkincisine geçivereceğiz Aşıgül'üm. Böyle yapışmış bu. Yapışsın. Yapış dedim ben de işte gayrı. İster yapış. İster kalk dedim teyze. Maşallah güzel oldu Bülent. İster yapış ister kalk dedim. Ondan sonra baba yırtıldı bak şimdilikten. Şimdilikten yırtıldı Aşıgül teyze. Evet. Biraz şey, odanın sıcaklığına da oldu Bülent. Odanın sıcaklığından da oldu. Şöyle yaptık değil mi? Yaptık. Ondan sonra çek. Hadi bakalım. Geçeceğiz. Kolay gelsin bakalım. Hoş geldin. Sefa geldin. Teyze. Hoş bulduk Bülent. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün çarşaf böreği yiyeceğiz. Aman yarabbim, yiyebilir miyiz? Ay yeriz. Yeter ki yapsın. Kız teyze. Bu oyunda durma. Herhalde yani. İçim çeke çeke en azından yiyorum. Ne güzel işte. Oo, canını yemeyesin. Nazar vallahi nazar. Bak geçen yaptığın hiç böyle bir şey olmamış da. Bakın bugün fazla dinlendim dedim ya çarşıya gideceğim diye. Evet. Olsun. Canım sağ olsun. Canım sağ olsun. Kaliteli arkadaşlarım, ne diyeyim ben? Ne diyeyim ben? Bugün de çarşaf böreği yapacağım size. Dattan. Mattan. Yemeyeceğiz. Benim. Diyoruz.
kaliteli arkadaşlarım diyor. Ondan sonra şunu aldık şöyle. Şuradan ağrı başlayacağım ya. Çünkü yukarısı var ya teyze. Aynen aynen. Gördün mü teyze? O yani güzel oldu. Şöyle kapatalım hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım güle güle yedirmeyi. Nasip et Allah'ım. Nasip et ya Rabbim dedik mi? Dedik. Yala. Evet dedik. Bunlar da şöyle içine doğru. Çarşaf. Yağım olduğu için çarşafı şöyle yapmayacağım ömrü ama. Aynen öyle de olur. Adı çarşaf. Aynen. Adı üstünde çarşaf böreği. Adı üstünde. Şuradan ağır şöyle. Yok. Şeye koyacaksın ya üstüne çarşaf. Hepsini. Geçeyim ben o yağı dur. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik mi? Dedik. Hadi bakalım. Oh çok güzel oldu. Yalla. Vallahi güzel oldu. Hadi bakalım. Yalla. Naşi gülüm. Aynen çok güzel oldu. Eline sağlık. Hadi naşi gülüm. Aynen eline sağlık. Eline sağlık. Ay rica ederim. Rica ederim. Ne demek her zaman beklerim. Şunu nasıl yapışmış gördün mü? Aynen. Sen yapışsan da açılacaksın. Yapışmasan da. Korkma atacağım diye de. Seni boğazıma sokacağım de. Yani. Onun için boşuna uğraşma derler. Bizim atasözleri bu dokuzda. Evet. Hamur vallahi. Bülent bugün dinlenmediği için oldu ama bu gene de olur. Olsun canım. Bizim arkadaşlarımız yırtık yırtık yapardı. Bir şey olmaz. Evet. Kesinlikle olmaz. Aralarına giriyor ya. Aynen. Oh. Bunun arasına girmek önemli. Evet. Geçen de Zayda dedi ben bu programı izledim Bülent. Seninki gibi değil ama bunun tarifi. Onun daha farklı. O da yırtık yırtık yaptı. Yala. Vallahi yırtık yırtık yaptı. Önemli olan hani üstünü bir şeyini falan süslemek güzel. Korkmasın ya yırtık. Aynen aynen. Kendilerini korkutmasın da bak oluyor işte. Aynen. Vallahi de beğen dedim bugün canını da çekti. Sen işinin malzemesi de çok katıyorsun maşallah. Aha. Epeyden beri yemedim biliyor musun Beyza? Ama geçen bir ileride yapmıştın ama. Yaptım işte epeyden beri yemedim. Ben bunu devamlı yaparım çok güzel olur. Ama bu kadar yırtılmamıştı ama Bülent o zaman. İşte onu dinlendim vaktim vardı. Tabii şimdi arkadaşlar işte yakın ya yılbaşına. Yılbaşına yakın olduğu için hediyeler alacak. Bazı insanlarımıza birkaç tane bir aile var da. Şöyle gittik. Şöyle uzatabiliyorsunuz korkmamış olacak diye. Gördün mü? Aynen aynen güzel oldu vallahi. Ha. Gayet güzel oldu maşallah. Dedik mi? Dedik. İki tuzumuz kaldı dedik mi? Dedik. Maşallah dedik. Subhanallah dedik. Oldu Bülent'ciğim. Eline sağlık. Gerçekten eline sağlık. Kaliteli arkadaşlarım nasıl olmuş biriklerim. Çok şahane kıtır kıtır oluyor değil mi de? Aynen aynen çok güzel oluyor. Dedim size. Çok güzel oluyor. Kıtır kıtır oluyor. Ha benim kaliteli arkadaşlarım. Çok güzel oluyor evet. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Yağda biraz sıcak koydu muydu? Olsun. Olsun. Yağda biraz sıcak. Şuradan çeke çeke işte götüreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra değil mi teyze? Aynen aynen. Açır böyle hiç korkmayın. Aynı gördüğünüz gibi. Ana zil mi çaldı? Evet. Aynen. Aynen, aynen. Şöyle dönerken bilmiyorum. Oldu. O düzeltirsin onu. Bugün acele olduğu için yapacak bir şey yok. Sırf size video çekmek için.
Siz malzemesini tam yapın arkadaşlar. Benim denenmiş malzemem değil mi teyze? Aynen aynen. Şöyle gel teyze. Karşıma mı gelirsin? Gelir mi ki acaba dedim hani. Karşıma mı gelirsin? Şöyle döneyim o zaman. Kamerayı kımıldatmayayım dedim ama mecbur kımılacak. Aman yarabbim, tatlanım attan ne de cezan çıktı bunda. Yemeyeceğiz, yemeyeceğiz. Yola. Yemeyeceğiz. Ama ben yerim. Yerim valla. Evet. Niye yemeyeyim? Şöyle. Biz burmalı çöreği böyle yapıyoruz. Aynen aynen. Şuradan burarız. Ondan sonra bir de şuradan burarız. Bunun için konuşmuyorum. Tezideyle. Cevizi börek yaptığımızda. Değil mi Bülent'cim? Böyle. Şöyle biraz çekelim uzasını biliyor. Şunu da şöyle biraz kıtır, çekelim. Kıtır 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 olur. Gördün mü? Gayet güzel, evet. Gösteriyor musun? Gösteriyorum. Gide cüz ilan gibi işte. Hadi bakalım. Son ekmeği mi kaldı Bülent'ciğim? Son ekmeğim kaldı da tepsi dolmayacak mı? Onu bilemedim. Oldu oldu. Sonluyorsa tepsiye sığacak. Evet arkadaşlarım. Oo, çok güzel oldu. Heh. Eline sağlık. Aman yarabbim ben yerim. Vallahi eline sağlık. Senin olsun güzel açayım kız. Şöyle biraz yağla ya. Bunu olsun güzel açayım biraz. İnşallah teyze. İnşallah. İnşallah maşallah göreceğiz şimdi. Şunun altından tuttuk mu? Tuttuk bakalım. Şuraya koyduk mu? Getirdik. Şöyle attık mı? Hadi bakalım. Attık. Bunu bakayım güzel açayım bari. En altta olan mı onarmış, en altta duran mı onarmış demişler mi? Derler ya, her zaman tekne kazıntısı olurmuş Bülent. Bak bu yüzümü kara çıkarmayacak gibi duruyor. Gibi gibi evet. Gibi gibi. Gibi gibi. Bu en azından onu yapana kadar bunlar. Bunu yaptım nasıl dinlendirdiğimi görüyor ama. İşte onu demek istedim. O dinlenince daha güzel olur. Bak görüyor musun Bülent'ciğim? Gördün mü teyze? Aynen aynen. Teyze vaktim yok diye ettim. Aynen biliyorum. Ama benim ölçümü yapsın da benim ölçüm biliyorsun. Aynen. Gördün. Aynen. Ama insan ol hem beşer hem şaşar Bülent. Ama aynen. Bak bunlar da şaşmadı. Şaşman yavrum, beşmen yavrum. Açıverin yavrum, yavrum. Biraz delinmeye de olsa da ondan sonra bu daha güzel oldu sanki. Değil mi teyze? Aynen. Teyze oynasın. Evet. Teyzem şey yaptı da. Olsun. Namaz kıldı ya şimdi. Şey olmaz. Allah kabul etsin. Aynen Allah kabul etsin. Teyze böyle gidiyoruz işte. Aynen Bülent'ciğim. Gayet güzel oldu. Eline sağlık bak. Dinlenince esasen hamur değil mi Bülent? Tabii canım. Nasıl kendini belli etti bak görüyor musun? Gördün mü? Aynen öyle. Gördün mü teyze hoş? Gördüm, gördüm. Gördün mü, gördün mü Bülent Bey'in? Çarşaf böreğini gördün mü? Ben de maşallah bolca koydum. Evet sen çok koydun. Ama tatlı oluyor bu ne diyeyim? Tabii ki. Dediğin aşırı tatlı ben yiyemem ya. Tabii ki bu kadar bol koyarsan tatlı matlan yenmez. Vallahi yemeği. Tatlı matlan şuna baksana öldük gibi olduk. Ben çarşaflı yapsana istersen en sonu. Öyle mi yapayım? Öyle yap. Ama şuraya sıkıştırayım da öyle yapayım. Dur. Tamam. Şöyle oturayım. Peynirle de deli ya. Peynirle baya. Düşman başına demesin. Sen onu yap yap bir şey olmaz Bülent'im. He. Sen çarşafla yap. Adı üstüne çarşaf böreğimizi gösterelim. Aman gelsene. Gelsene. Gösterdim ben seni. Görüyor. Bir dakika şöyle döneyim o zaman. Bir fotoğrafımı alsana şöyle. En şöyle yakın sana. Çekeyim ya. Ama şey çekilmiyor işte bilen. Şey de çıksın ben de çıkayım. Şöyle yap hadi. Tamam alıyorum. Alıyor muyum? Alıyorum. Al hadi. Ya bir tane daha. Gördün mü? Maşallah 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 maşallah. Haydi bakalım. Gördün mü? Gördüm, gördüm. Gördün mü? Dezoş, dezoş. Börekleri aldım, gördüm. Arkanda durmasın. Arkanda şöyle geçeceğim de
Sonra kamera çok sallanıyor gibi geliyor biliyor musun? Çok gezdiğim zaman da. Bak bunu da şöyle çekeceğiz teyze. Şunu da şöyle çekelim de uzun olsun ha. Hadi bakalım. Gördün mü? Ay gördüm. Tamam Bülent'ciğim. Ben seni tepsiyle çekeyim. Bir tepsinin yarısı, biri sensin biri ben. Gönlümün sultanı, biri sensin biri ben. O bir elmanın yarısı değil miydi ama? Öyle miydi? Ben de ya. Bir tepsinin yarısı, biri sensin biri ben diyorsun. Gördün mü teyze aşkım? Bülent'ciğim bir bakayım. Bülent böyle bir resmini çekeyim senin. Hadi çek. Tamam. Tamam hadi. Tepsi aşağı doğru git. Bunu da şimdi üstüne ben yumurta sürüyorum. Şu yağdan da çaka da sürüyorum biliyor musun? Sür tabi. Kusura olsun. Bir elmanın yarası, biri benim şantasın. Biri kim? Biri elmanın yarısı, biri sensin. Biriler yemekler. Bir elmanın yarısı, biri sensin, biri ben. Bir elmanın yarısı, biri sensin, biri ben. Tamam. Sen derdim. Şu yağdan biraz süreyim ondan sonra. Kuru kuru olmasın bir de yağmur. Yumurta koydun değil mi Bülent? Yumurta koydum. Şöyle biraz sürüyor ondan sonra bir tane yumurta sürüveceksin. Hani parlak olsun diye. Aynen. Gördün mü teyze? Aynen aynen. Çarşaf bölüm dinlenmeden açınca yine açıldı. Açıldı vallahi. Vallahi açıldı. Bazısı cesaret edemez şu an. Sen cesaret ettin mi oğlan maşallah. Açılmaz diye korkuyla yaşarsın. Aman usta önüne mi çıkacak? Boğazıma girecek. Ama boşver elinin yaptığı ağzın beğenmiyor mu? Ben de öyle dedim zaten. Elimin yaptığını ağzım beğenmeyecek. Aynen öyle vallahi. Usta önüne mi çıkacak dedim. Merdenin karnına girecek dedim. Yok Bülent madenin karnına değil sadece. Kime? Benim de karnıma girecek. Hay maşallah. Teyzem var. Biri sensin biri ben. Sedat var. Gamze var. Ama yemesin bilmez. Bilmez mi lan? Lan ne güzel konuşuyor. Lan demişim valla bir an. Bazen var. Dedeyse de lan de, lo de. Yok ya. Şey o ağız alışkanlığı da bazen. Arkadaşlar çok özür diliyorum hepsinden. Yemin ederim çok rahatsızım. Evet. Rahatsız olduğum zaman video dedim gelmez. Arkadaşlarım bana gönül diye yemin ederim hastanemde kalktım yataktan. Aynen. Bugün de çarşaf bölüğüne giriştim. Kusuruma bakmayın garitörü arkadaşlarım. Biraz hiç neşem yok gibi. Ondan sonra biraz halsizlik. İşte böyle değil mi Deyze? Aynen dedim ya ben sana Bülent videonun başında. Bir şey yok. Takipçilere mahcup olmamak için vallahi şey çıktı. Yemin ederim dün akşam sarımı yedim. Saat 5'te vallahi değil mi Deyze? Aynen aynen. Bu sıra çok hasta oluyor. Nazar nazar. Adamı yıkarmış. Vallahi nazar var. Bizim çörek otu nerede ki? Sevgi hoş. Anne hoş. Anne anne. Çörek atı, çörek atı, çörek atı. Yukarıda mı? Şu yukarıda. Annem sabahları çörek otunu yiyor teyze. Evet, evet. Çörek otu nazara mazara her şeyi geliyor. Buna da koymuş biliyor musun? Şöyle de çörek otu edileceğim teyze. Mis gibi olsun diye biliyor musun? Aynen. Ne? Ne döktürüyor bilen tabi. Gamze. Senin bayesi nazarlarcığım boyayı halının üstüne dökmüştün. Hangisini? O pembe şeyi zor çıkardım. Turuncu. Sokak kapının girişine. Sildim, zor sildim. Ettim. Ettim bile. Fark etmemiş demek ki. Evet arkadaşlar fırına gönderiyoruz. Aman yarabbim dattan battan yememiş. Ördülemde bir makine yatayım değil mi teyze? Aynen aynen. Bu da bir şey olsun. Uy. Biraz bir yakından çekeyim onu. Çek. Oo çok güzel oldu bakın arkadaşlar. Ha. Ay Bülent. Ey teyze. Ben de korktum ya bir anda. Fırına gönderiyoruz aşkım. Hadi bakalım kolay gelsin. Ha.
Fırına gitti. Tamam. Düşecektim valla. Hemen bitsin dönelim teyze. Evet arkadaşlar, fırından alıyoruz böreğimizi. Hadi bakalım. Bakalım. Oh çok güzel oldu. Eline sağlık. Nar gibi kızarmış. Maşallah çok güzel oldu. Nar gibi kızardı mı sen? Daha yeni yeni cıs yapıyor baksana. Yeni yeni cıslamalar dileyelim. Teyze. Efendim. Teyze. Efendim. Allah. Aynı sır ayrılıyor. Çok güzel oldu. İnşallah inşallah. Çok güzel oldu. Alsana çok güzel oldu. Hava alsın biraz şöyle. Çok güzel. Zattan yiyemeyeceğiz. Zattan ne diyoruz? Yemeyeceğiz. Yalan. Ay vallahi yemeyeceğiz. Eyvah. Zattan yiyemeyeceğiz. Yemeyeceğiz. Bülent. Kamil bir aklıma geldi dedem. Bülent. O da öyle derdi. Çok güzel. Eline sağlık. Beze. Eline sağlık. Şey olmuş baksana. Kıtır. Kıtır olmuş valla. Ah. Tattan yemeyeceğiz. Yemeyiz Ayşegül'üm, ne diyeyim be? Yemeyeceğiz. Oo, baksanıza arkadaşlar. Dur. Püf püf olmuş. Ay kıtır. Nişasta koymuş gibi. Aynen. Maşallah çok güzel olmuş. Bak ben... Teyze şu gönlümü çeker misin? Teyze çekmez misin? Miyim? Çekmez ya, miyim? Şu gönlüm. Şeyi olarak da kol böreğini dandırıyor birazcık ama. Değil mi? Hı-hı, çok güzel evet olmuş. Arkadaşlarım aman yarabbim şimdi sıcak biliyorsunuz. Teyze yaklaştı tam çıt sesini duysunlar. Tamam. Tam yaklaştı. Tam yaklaştırdım. Bakın arkadaşlar. Oo. Bak. Çıtır. Gördüm içindeki peyniri. Kat olmuş Bülent. Aman yarabbim çok güzel oldu. Kat olmuş. Bak. Ne kadar güzel olmuş. Evet arkadaşlar bugün isimden beraber çarşaf böreği yaptık. Aman yarabbim dattan mattan yiyemeyeceğiz. Enfes olmuş, lezzetli olmuş, çıtır olmuş. Eline dağılasıya dağılıya, ağzına da girince dağılı arkadaşlarım. Ve kızlar olmuş, siz de dostunuza kocanıza gayrı kime yapıyorsunuz diyor ben. Allah'ıma değin emanet olun diyen. Kastamın evliyalar diyarından hepinize selam olsun garipleri arkadaşlarım. Şart olsun, hepinizi çok seviyorum garipleri arkadaşlarım. Bana abone olmayı, bana like atmayı, beni desteklemeyi, eşinize dostunuza beni tavsiye etmeyi, güzel yorumlar yapmayı unutmayın garipleri arkadaşlarım. Allah'ıma değin emanet olun diyen. Görüşmek üzere diyen. Kastamın evliyalar diyarından selam olsun kaliteli arkadaşlarım. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Gel teyze. Şöyle. Aman ya Rabbim. Çarşaf böreğimiz harika olmuş. Ve şunu göster teyze. Şöyle bir göstereyim biraz. Sanat eserine bir baksınlar. Çok güzel oldu. Sanat eserin. Bunlar hepsinin sanat eserlerin. Aman ya tatta yemez. Allah'ım emanet olun diyen. Görüşmek üzere diyen. Hoşça kalın. Kaliteli arkadaşlarım diyen.